Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Darkcoin. Darkcoin'de önemli yükselişler kaydediliyor. Bununla ilgili size son fiyat hareketlerini inceleyerek önemli bir analiz yapmak istiyorum. Dilerseniz analizime geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu an Darkcoin haftalık grafiğindeyiz. Geçtiğimiz hafta haftalık 20 haftalık hareketli ortalama seviyemiz 16.800 seviyesiydi. Bu seviyenin bir miktar altında kapattı. Üstünde kapatmayı başaramadı. Ancak bu hafta Bitcoin'de herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı için Darkcoin yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Zaten geçtiğimiz birkaç haftadır da bu yükseliş trendi söz konusuydu. Ancak bu seferki yükseliş gayet kayda değer bir yükseliş oldu. Yaklaşık %70'ten çok daha fazla bir yükseliş oldu, ancak biraz daha geri çekildi. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 17.000 seviyesinde. 17.000 seviyesi üzerindeki hareketler zaten bizi yukarı yönlü seviyelere taşıyacaktır. Burada önemli olan majör direncimiz ise 40.000 seviyesi, hatta 41.000 seviyesi. Burası majör direnç hattı. Burası kar realizasyonu için önemli bir bölge olabilir. Bu şekilde yatırımcıların bu seviyede bir miktar satış yapması beklenebilir. Onun dışında şu anda haftalıkta ciddi bir pump görülüyor, söz konusu zaten. Bunu bir de günlük grafikten değerlendirelim. Evet, günlük grafiğimizde zaten 200 günlük hareketli ortalamamızda 20.530 seviyesindeydi. Burası da bugün kırılarak yukarı yönlü bir hareket geldi. Burada trendin gücüne bir bakmak istiyorum. Evet, squeeze momentum trend güçlenerek şu an devam ediyor ve inverse Fisher'da da zaten şu anda uzun bir süredir aldı. Ki 1 Ocak 2023'ten beri zaten aldı. Trendde herhangi bir problem görünmüyor. Ancak bugünkü ciddi bir pump'tı. Ve hala da bu pump etkisi devam ediyor diye söyleyebilirim. Yukarıda 41.000 seviyesi, 40.000 seviyesi önemli bir satış seviyesi olarak algılanabilir. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Son yükselişle ilgili önemli seviyeleri sizlere aktarayım. Burada geri çekilmelerde hangi seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum ilk etapta. Evet, geri çekilmelerde şu anda Fibonacci 0.236 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burası 27.870 seviyesi. Şu anda 28.000 civarında fiyatlanıyor Darkcoin. Bu seviyenin altında ise 24.760 seviyesi var. Burası da önemli bir destek olarak düşünülebilir. 24.760 seviyesi bir sonraki desteğimiz, önemli desteğimiz. Burada güçlü desteğimiz ise aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamaya da tekabül ediyor. 19.730 ve 20.600 seviyeleri güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Düşüşlerde bu seviyeleri takip etmek gerekiyor. Altındaki kapanışlar bizi 20 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan 17.000 seviyesine kadar götürebilir. Ancak bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece de bu yukarı yönlü majör direnç hattımız yeniden deneneceğini düşünüyorum. 41.000 seviyesindeki. Yukarı yönlü bir Fibonacci çizelim. Burada Fibonacci hız direnç fanlarını yine kullanmak istiyorum. Hız direnç fanlarında şu anda 0.25 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Üzerinde tutunmaya çalışıyor daha doğrusu. Bu seviye üzerinde ise ilk durağımız 33.700 civarı olacaktır. Şuralar, yani bugün yarın denenirse 33.400-33.700 civarında olacaktır. Yani şu kanal takip edilmeli yukarı yönlü hareketler için. Burada alt bandımız ise şu anda 25.200
seviyelerinde. Bu alt band kırılmadığı, aşağıya kırılmadığı müddetçe zaten burada yeniden az önce de bahsettiğim 41.000 şurası majör direnç seviyesi yeniden test edilecektir. Bu seviyelere dikkat edilmesi gerekiyor. Ciddi bir pump oldu bugün. Ciddi bir düşüş de söz konusu olabilir. Çünkü çok yüksek oranlarda yükseliş olduğu zaman aynı o şiddette geri dönüşler de görmemiz mümkün hale gelebiliyor. Bu yüzden yatırımcıları önemli destek seviyelerinde dikkatli olmaya davet ediyorum. Önemli destek seviyelerinde zaten size az önce aktardım. 20.500 seviyesi önemliydi. Bu seviyenin altında da 17.000 seviyesi, 20 haftalık hareketli ortalamamız. Buralar dikkatli takip edilmeli. Yukarıda da 41.000 majör direnç hattımız. Bu seviyeler mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve şu trend kanalı içerisinde de devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor şu anda. Darkcoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.